Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzellik Sırları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle evimizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğimiz çok eskili, çok güzel, severek kullanacağınızı düşündüğüm muhteşem bir peeling tarifini paylaşıyorum. Bugün arkadaşlar nar çekirdeğinden peeling yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar nar çekirdeği içerisinde omega 5 içerdiği için bizim için çok önemli. Özellikle cildimizin bütün gözeneklerini sıkılaştırma konusunda, cilt tonunu eşitleme konusunda, sarkmalara karşı toparlama konusunda, yüz hatlarını belirginleştirme için gerçekten severek kullandığımız çok işe yarayan bir şey. Bunu birçok kozmetik ürünlerine de görebilirsiniz. Nar çekirdeği özütlü diye kendisi geçer. Biz de bugün ne yapacağız? Evimizde severek böyle taze taze, fresh bir şekilde hazırlayacağımız nar çekirdeği özütlü peelingimizi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler. Arkadaşlar ben şurada şöyle size göstereyim. 2 yemek kaşığı nardan elde etmiş olduğum nar çekirdekleri var. Bunları bir blenderdan geçirdim. Geçirdikten sonra suyunu süzdüm. Suyla arkadaşlar birkaç gün önce sizlerle paylaşmış olduğum çok güzel bir yine harika maskemiz var. Maskemizi yapabilirsiniz. Elinize kalan çekirdeklerle de severek bu peelingi yapabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar çekirdek size yeterli olacaktır. Biraz süt kullanacağız. Biraz zeytinyağımız var. Normal günlük hayatta kullandığınız arkadaşlar herhangi bir yüz temizleme sabununuzu da burada kullanabilirsiniz. Ben birazcık onları rendeledim ve bu şekilde hazırladım. Ve birazcık su. Şimdi arkadaşlar öncelikle yapacağımız şey bunlar çekirdeklerimizin içerisine ben buradan 1, 2, 3 kaşık arkadaşlar zeytinyağı ilave ediyorum. Bu arada arkadaşlar benim zeytinyağım daha yeni sıkım olduğu için taze sıkım kullanıyorum. Eğer ki siz de bulabiliyorsanız bu şekilde zeytinyağını kullanabilirsiniz. Hatta birazcık daha hani yeni sıkılan yağlarda biraz bulanıklık görürsünüz. Çünkü portusu aşağıya inmemiş olur. Bu tarz yağları daha çok tercih ediyoruz cilt ürünlerinde kullanırken. Çünkü gerçekten daha organik ve içerisinde bütün mineral değerlerini korumuş oluyor. Ya da arkadaşlar eğer ki evinizde beklemiş daha önceden zeytinyağlarınız varsa ya da zeytinyağı portülerini bulabilirsiniz. Bunları burada kullanmanız gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak. Daha etkili olacak. Ve arkadaşlar burada nar çekirdekleriyle zeytinyağı şöyle güzelce de karıştırıyorum. Ve bunlar birazcık bekleyecek. Bunları bu tarafa bıraktık. Şimdi arkadaşlar rendelemiş olduğumuz sabunlarımıza geçebiliriz. Ben arkadaşlar şöyle yaklaşık bir sabunun çeyreği bile değil daha azını rendeledim. Zaten rendelediğimizde hani hava içerisinde hava boşlukları olduğu için çokmuş gibi gözükecek sizin de gözünüze. Şöyle. Evet arkadaşlar ben şu anda yaklaşık 1/4'ünü buraya boşalttım bu erişmiş olduğum, rendelemiş olduğum sabunlarımın. Şimdi arkadaşlar içerisine kontrollü bir şekilde ılık su ilave ediyorum. 2, 3. Şöyle birazcık daha ilave edebilirim. Bunu artık işimiz bittiği yan tarafa alabiliriz. Ve şöyle. Bu kadar su yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar bunları güzelce de karıştırıyoruz. Burada arkadaşlar sabunların tamamen erimesini beklemeyeceğiz. Sabunların bir kısmı yine aynı şekilde kalacak. Hepsini %100 çözmüyoruz. Siz de suyunuzu ilave ederken buna önem verin. Çok fazla aşırı derece su kullanmıyoruz. Şöyle. Bunları biraz kullandığınız karıştırıcınızın da yardımıyla ben şu anda kaşıkla biraz ezerek daha da minitiyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle bir şöyle görebilirsiniz sanırım. Sabunlu, sulu bir karışım elde ettim. Şimdi birazcık daha ben bunları karıştırmak istiyorum. Yavaş yavaş köpürmeye de başladı. Şöyle biraz daha kırdırarak
içerisindeki sabunları daha minik hale getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada bizim sütümüz vardı. Şöyle 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar benim bu kullandığım ölçü yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar. Yani siz 2 tatlı kaşığı kadar sütü içerisine ilave edebilirsiniz. Bunu arkadaşlar yine güzelce sütümüzü bu sefer iyice bu karışımımızın içerisinde karıştıracak şekilde kullanıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar sütün içerisindeki enzimler bizim cildimizin daha da gerilmesini sağlıyor. Cilt tonumuzun özellikle renginin eşitlenmesini sağlıyor. Zaten peeniklerin de asıl sebebi en güzel şey cildimizi temizlemek, siyah nokta oluşumunu önlemek, varsa sivilcelerinizi kurutmak, günlük cilt temizliğinizi yapmak. Arkadaşlar peening gerçekten hayatımızın bir parçası olarak görmek lazım. Özellikle cilt bakımında en önemli temel basamaklardan biri. Çünkü cildimizi güzelce ölü derilerden arındırıp iyice temizlememiz gerekiyor. Ki böyle güzel, iyice temizlenmiş bir cilt makyajsız bile gerçekten çok güzel, çok fresh duruyor. Çok harika bir parlama veriyor insana. Hele ki sürekli makyaj yapan insanlarsanız makyajınızın altına böyle temiz, iyice arınmış bir cildin üzerine makyaj yaptığınızda makyajınız da daha güzel ortaya çıkacak. Bu konuda gerçekten hiç üşenmeyin arkadaşlar. Günlük olarak peelinginizi, günlük olarak cilt bakımınızı yapın. En azından imkanınız olmasa bile, zamanınız olmasa bile haftada bir iki kez peeling yapmaya özen gösterin. Ve arkadaşlar şöyle güzel köpük, çok tatlı bir kıvam elde ettiniz. Şimdi arkadaşlar bu elde ettiğimiz karışımın içerisine bizim daha önceden hazırladığımız, biraz bekleyen nar çekirdekli zeytinyağlı harcımız vardı. Bunu arkadaşlar içerisine ilave ediyoruz. Ben burada da yine kontrollü bir şekilde bunları ilave edeceğim. Şöyle çok güzel bir görüntü elde ettik. Şu şekilde görebilirsiniz sizler de. Bence şu an elde ettiğimiz oran çok iyi. Ben içerisine daha fazla nar çekirdeği ilave etmeyeceğim. Ama siz dilerseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar kontrol olmasında fayda var. Evet arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz güzel peelingimizi uygulamadan önce sizlerle birkaç önemli püf noktalar hakkında yine bilgi vermek istiyorum. Öncelikle dikkat etmemiz gereken birinci basamak alerji testi. Alerji testini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Böyle kullanacağınız üründen bileğinizin iç kısmına az bir şey sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle sürüyoruz, iyice bunu yediriyoruz. Bunu arkadaşlar sürdükten sonra şöyle masaj yardımıyla ben güzelce yediriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce masaj yardımıyla sürdüm. Bunu sürdükten sonra arkadaşlar 10-15 dakika kadar bekliyoruz. Bu bölgede herhangi bir kızarıklık oluşacak mı ya da herhangi bir kaşıntı, herhangi bir döküntü var mı, bunu kontrol edeceğiz. Eğer ki bu semptomlardan herhangi bir tanesi ortaya çıkarsa bu ürünü kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Ama hiçbir şey ortaya çıkmazsa bu ürünü arkadaşlar güvenli bir şekilde, eğer ki böbrek rahatsızlığınız yoksa, hamile değilseniz ve yoğusalık döneminde olan kişilerde de yine bunu önermiyoruz. Loğusalık döneminde olmayan bayanlar ya da bayanlar güvenli bir şekilde arkadaşlar kullanabilir. Ama dikkat etmemiz gereken başka bir konu neydi? Açık yaralarınız varsa, çok aşırı derece iltihaplı, enfeksiyonlu cilt yaralarınız varsa yine burada da arkadaşlar kullanmıyorduk. Eğer ki arkadaşlar bunlardan herhangi biri yoksa güvenli bir şekilde bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu ürünü arkadaşlar yüzünüze... Ben genelde kendi tercih ettiğim şekilde size anlatmak istiyorum. Duştan çıktıktan sonra arkadaşlar
bu ürünü duştayken zaten gözeneklerimiz iyice ne açılıyordu sıcak etkisiyle. Bu ürünü arkadaşlar yüzümüze güzelce masaj yaparak hareketleri şöyle daha temin göstermiştik. Masaj yaparak güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Yedirdikten sonra da yüzünüzü arkadaşlar soğuk suyla yıkamanızı tercih ederim. Tabii ki de burada soğuk su hem cildinize bir şoklama etkisi yaratacak hem daha iyi, daha fresh bir hissiyat size uyandıracak. Ve böyle içerisinde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar minik minik nar tanecikleri olduğu için masaj etkisini gerçekten çok güzel hissedeceksiniz cildinizle. Yalnız arkadaşlar bunu uygularken tabii ki de her zaman olduğu gibi göz çevremize uygulamayacağız. Göz çevremize dikkat edeceğiz. Onun dışında arkadaşlar eğer ki cildinizde hani kış aylarındayız, kurumuş atıyorum dirseklerinizde kuruluk varsa, diz kapaklarınızda ya da ayak topuklarınızda kuruluk varsa yine bu bölgelerde de aynı şekilde yüzümüze yaptığımız gibi güzelce de peeling masajı yaptıktan sonra arkadaşlar soğuk suyla yıkayarak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ürünümüzü kesinlikle buzdolabında ben saklama taraftarı değilim. Yapacağınız zaman zaten elimizin altında bulunacak pratik malzemeler var. Hani taze taze bir şekilde yapıp taze taze kullanmanızı öneriyorum. Bunlara da dikkat ettikten sonra... Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de bu vermiş olduğumuz nar çekirdekli peelingi beğendiyseniz aşağıdan beğeni butonuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz bize abone olabilirsiniz. Bize aboneyseniz bize yardım etmek adına hem de kendi çevrenize de güzel tarifleri paylaşmak adına bu videoyu sevdiklerinize paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.